Jokerlerin fazlaymış, birinci oldun. Bendeki yemek ansiklopedileri çok. Fotokopi çektirir veririm size. Sağ ol canım. Artık ansiklopediye bakmıyoruz. Yaş meydana çıkıyor. İnternet var. İşte internette öyle tak tak basıp karşına geldiği zaman tarif, herkes aynı tarifi görebiliyor. Ama çok eski yemek ansiklopedilerini de karıştırdığında, yani, internettekiyle beraber harmanladığında, birazcık da şurayı çalıştırdığında yani, güzel bir şeyler çıkabiliyor diyorum sadece. Hani ansiklopedi sadece yaşı çıkartmıyor ama güzel olmuş, elinize sağlık. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Ne haber? İhsanoviç. Hamuruna bakacağım. Kıtır bir hamur olmuş. Hamurun çok çalışmamış bence. Yani biraz daha yorulabilirdi. Yani Ünal Bey de benim bildiğim şeyi söyledi. Yani ben onu biliyorum zaten, yorum yapmasına hiç gerek yoktu. Keşke tadıp geçseydi. Çok gerçekten olmamış şeyi. Kıyık kıyık şey, ne? Patlıcan pişmemiş. Pişmemesi imkansız, yağda kızarttım, artık fırınladım. Vallahi bak şey geliyor, gerçekten çok samimiyim. Ses, yani mikrofon alıyorum bilmiyorum. Tuz az, patlıcan sert geldi bana. Eline sağlık, süslemesi güzel. Ünal Bey'in zaman zaman ne demek istediğini anlayamıyorum çünkü yorumlarında çok farklı konuşuyor. Tadım yaparken çok farklı. Yani her şeyi birbirine karıştırıyor. Olmamış dedi, beğenmedim dedi. Yani bu da onun kendi zevki yani sonuçta. Etler gayet güzeldi. Olmamış yeri de belki de patlıcanların bir tık diri kalmıştı. Herhalde onu beğenmedi. Sen dedi patlıcanlar sert geldi. Gerçekten. Olabilir. Görkem. Birazcık patlıcanlar çiğ kalmış efendim. Sonradan ne yaptı bilmiyorum ama etleri o kadar tezgahını gezerken ki gibi kötü gelmedi. Bir tereyağıyla veya herhangi bir manevrayla bilmiyorum düzeltti mi. Birazcık su kaybetmiş olmasına rağmen en azından lezzeti geri gelmişti. Fakat patlıcanı konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Genel olarak vasatın üstüne geçememişti tabağa. Ünal abi dün bana fırın nerede dedin yemeğimde. Ben de sana patlıcan nerede diyorum burada. Patlıcandan çok kıyma köfte olmuş bu yani. Tadı tuzu gayet yerinde. Hatta birazcık tuzlu olmuş bence. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ne kadar tadı güzel olmuş olsa bile, ki fena değildi gerçekten ama kıvam olarak sınıfta kaldı. Patlıcan içerisinde kayboldu. Güzel yola çıkılmış, güzel düşünülmüş bir şey olmasına rağmen sonuç maalesef iyi değildi. Görkem, bir aroma var. Farklı. Sütü kaynatırken karanfil ve şey koydum. Defne yaprağı. Onu alıyor olabilir misin? Büyük ihtimal. Hiç alışkın olmadım bir lezzet çünkü geldi ağzıma. Senin de patlıcanların biraz böyle hıyır hıyır geldi bana. Olabilir. Doğrudur. Bir de o tadı sevemedim ben ya. Tabak olmamış ve bence önceden de denenmemiş. Bilmiyorum denedi mi ama pek öyle gelmedi bana. O anlamda biraz fazla ağır ve nefesimi kesen ama iyi anlamda değil. Gerçekten nefesimi kesen bir tabak olarak değerlendiriyorum. Birazcık daha geliştirmesi, çalışması lazım. Hamurdan kaybetmişsin İhsan ama gerçekten lezzetli bir patlıcanlı için var. Daha güzel bir hamur, daha ince bir hamur ve daha çok patlıcan harcıyla güzel bir şey çıkarmış. O da kötü olacaktı da sağ olsun Burcu'nun tavsiye verdi, onu uyguladım. Yine oradan toparlamış. O zaman aklınıza sağlık Burcu'nun diyoruz. İhsan'a eline sağlık demek yerine. Aynen, sonra bir kere bir fikir çıktı benden, o da İhsan'a gitti. Ve yaradı yani gibi. İhsan, üstteki harç çok güzel olmuş. Hani ben böyle hamurları da seviyorum, yiyorum. Ama galiba sen de böyle yapmaya çalışmadın. Farklı, biraz daha yumuşak olacak değil mi?
tezgahlarda dolanıyordum. Fırında kendi yani. Dedim boşuna çalışıyor fırınım, kapatayım dedim. Ama içinde şeylerin olduğunu unuttum, pidelerin. Tamam İhsan, biz seni arayacağız. Açık sözlülüğüm maalesef. Hep bu konuda sıkıntı yaşıyorum zaten. Sonra Okan da kendi çapında espri yaptı, işte biz seni ararız diye. Sanki ben oraya iş başvurusu yapmışım da. İşte gönül eğlendiriyor çocukcağız. İnan abi, üstündekiler salçadan kalanlar mı? Hayır. Napoliten sos. Bayağı da uğraştım üstelik. Yok, sos güzel. İçinde ama, bal da var. Köfte patlıcanın önüne geçmiş bence. Bana patlıcandan çok köftenin tadı geldi. Bana patlıcan dedikleri gibi biraz daha büyük seçebilir misin? Dünden kalan bir şey yapılıyor mu hiç? Napoliten sos yapmışım. Kendim orada yani, kamera kayıtlarında da var. Damak tadı... Alamamış herhalde ne yaptığımı. O soğanları keşke biraz daha şey yapsaydın. Diri hiç güzel değil yani, salata demişsin ve uyduramamışsın bence. Ve ekranlar gerçekten yanıltıyormuş insanları. Çünkü ben seni başarılı buluyordum. İki gündür çıkardığın tabaklar çok başarısız. Senin düşüncen. Öyle. Bu finale biraz... Duran başladım. Normalde genellikle koruma altına alınıyordum. Ama bu böyle olmayacak. Ya bunu ilerleyen zamanlarda da izleyiciler de görecek. İhsan dedi, iki gündür dedi felaket tabaklar çıkartıyorsun gibisinden bir yorum yaptı. İhsan yani konuşmayı seviyor desin. İşte pek de kale almadım zaten. Yani iki aşamadan geçmiş, biraz diri kalmış. Ve lezzetlendirmesi baharat olarak eksik geldi bana. Vallahi ne bulduysam koydum. Buradayım. Ne oldu? Hadi be. Sallama. Herkesin damağı... Çok özür diliyorum, ben çok patlıcan sevmem de. Bana şey dediler, az patlıcan var diye bana çok yoğun geldi. Köfteni güzel lezzetlendirememişsin Ünal abi. Öyle mi? Kuzu eti ve dana eti. Boşluk. Tarumlu hem de. Bence patlıcan çok öne geçmiş. Yani köfteye nazaran. Şaka mı konuşuyorsun? Hayır. Şöyle diyeyim. Kendine gel bir su iç. Ha? Derin nefes al, su iç. Ha, gerek yok. Patlıcanı sevmediğim için diyorum. Bana çok yoğun geldi. Hani diyorlar ya, bak burada da gözüküyor. Onun dışında köfteni gerçekten... lezzetlendirememişsin. Patlıcan baskın gelmiş ama o da lezzetsiz. Şaka gibi. Ya İhsan da çok trajikomik bir açıklama yaptı. Herkes patlıcanı az buldu. İhsan da tam tersini. Hamurun pideyi geçmiş. Yani pide değil ama kötü mü? Hayır. Ama pide değil. Tahsin yorum yaptı yine. Ve pideye geçmiş dedi. Yani bana göre bu muhteşem bir şey. Pideye geçmiş, pide ötesi bir şey. Pardon Tahsin, pide ötesi nedir yani? Patlıcandan çok sapı gözüktüğü için çıkartmak istedim. Keşke patlıcan da olsaydı. Tadına bakacağım. Vallahi ayrı ayrı alacağım. Kimse bulamamış içinde. Seninki... Bakıyorum patlıcan nerede? Zar gibi seninki. Seninki zar gibi. Zar gibi seninki. Onun yanında çok etki. Zevkler ve renkler. Evet, patlıcanın közlenmiş ama sadece közlenmiş abi. Başka hiçbir şey yok. Çünkü konsept patlıcan. Hani patlıcanın lezzetine lezzet katabilirken bu kadar sade bırakman çok saçma. Hiç saçma değil. Köfte çünkü çok ön plan. Konuşuyorum lütfen. Tabii. Köfte cidden çok ön planda. Eğer konsept köfte olsaydı okey. Ama konsept patlıcan. Bir dahakine dikkat edersen sevinirim. Hayır. Bir dakika dur. Söylemek istiyorum. Tabii. Patlıcanı ben bunu Ankara'da evde yaptım. Patlıcan yavan geldi. Burada özellikle közledikten sonra... Tereyağda sarımsağı soteledikten sonra tereyağda patlıcanı çevirdim, soteledim, lezzet verdim. Ama sadece sen bunu bilen sensin, değil. Ben tadarken fark etmediğim için ama söylemedim. Ama çok fark ettiriyor yani, ön yargılı olarak söylediğin belli oluyor.
Tahsin gerçekten ön yargılı. Dün onu yazdım diye sırf beni yazmak için, eleştiri yapmak için salladı. Yani patlıcın da salladı, çeneden de salladı. Şık değildi. Tahsin kararını verdin mi? Verdim, çok güzel. Ünal abiye karşı dün de dediğim gibi bir açığını aradım. Çünkü istedim kendi yaptığı yorumun ne kadar insana itici geldiğini ve kötü geldiğini hissetsin istedim. Aynı Ünal abinin yaptığı gibi yorum yaptım. Bu da tabii ki ona ön yargılı geldi. Bir görsün bakalım insan tabağı ön yargılı gidince nasıl yorumlar yapılıyormuş. Birazdan hem Tahsin'in söyleyeceği ismi hem de diğer yarışmacı arkadaşlarımızın vereceği isimleri duyacağız. Teşekkür ediyoruz herkese, sağ olun. Beni en çok üzen şey esasında kıvamda büyük sıkıntı var. Köfte köfte değildi, yoksa kötü olmazdı. Bazen insanlar düşünmeden bazı şeyleri seçiyorlar. Sen hiç konuşma bence. Çok konuştun. Yani genel anlamda streslerine bağlıyorum. Gündüz Mehmet Bey'den başlayalım efendim. Konsept evet, patlıcandı. Patlıcanı vardı. Kendi tarifi patlıcanlı pideydi. Ama ben patlıcanlı pide değil, eğer patlıcanlı tart ya da patlıcanlı poğaça deseydi puan ona vermeyecektim. Pide yemediğimden dolayı belli sanmıyorum. Ünal Bey. Sosu çok güzeldi, lezzetliydi ama konsept patlıcan olduğu için ve az buldum. Biraz da diri geldi. Görkem dedim. Görkem. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu artık biz büyük finaldeyiz. Herkes birbirinin ismini yazabilir. Ünal Bey de kendince herhalde bir strateji yapıyor. Yalnız o strateji işte ters tepebilir. Karşısında beni bulabilir. Düellolarda. O zaman onu üzebilirim. Bak şu solunda duran arkadaştan bahsediyoruz. Niye bu kadar şaşırdın? Ya sosu güzel, fazla geldi. Patlıcan az geldi. Onun içine 5 tane patlıcan koydum ben. Ya çok inceydi ya da orası geldi bana. Görkem'i kimse yazmıyor. Yani dokunulmazlığı varmış gibi geldi bana. Bu tabuyu yıkmak istedim. Görkem? Patlıcanların içi bulduğum için birazcık da lezzeti düşüktü bence. Gökhan'ı yazdım ben. Peki. Gökhan, sen kimi yazdın? İhsan'ı yazdım. Açıklama yapsaydın keşke. Melike Hanım, ne diyecek acaba? Şimdi ben 3 tabak arasında kaldım. Gökhan, İhsan ve Tahsin. Ama benim her zaman söylediğim bir şey var. En az yemek isteyeceğim ya da en az yapmak isteyeceğim gibi bir silsilem vardır. Evet, hamurunda sorun vardı ama işte yanında bir bardak ayranla her türlü yenirdi. Hamur sorunluydu. Gökhan'ın patlıcanların bazı yerlerini kalın bırakmış ama ince olan yerleri ve etleri yenirdi. Ama Tahsin'in ki hem kıvam olarak çok hoşlanmadım. Hem de çok yani damak zevkime de hitap etmedi. Patlıcan tadı da daha az geldiği için Tahsin yazdı. Okan. Bence masadaki bütün tabaklarda ufak tefek eksiklikler, hatalar vardı, benimkisi de dahil. Ama ben en az patlıcan tadı aldığım tabağı yazdım. O da Ünal abininkiydi. İhsan. Yani benim de o büyük patlıcan aldıktan sonra herhalde lezzet şeyim bozuldu, anlayamadım ama beğenemedim, o yüzden ben de Ünal abiyi yazdım. Tahsin. Yorumda çok konuştum. Burada açıklama yapmama gerek yok. Ünal Bey'i yazdım. Peki. Teşekkür ederim. İhsan, bir adım öne alayım seni. Yanına da Ünal Bey'i davet ediyorum. Ünal Bey ve İhsan arasında bir düello yapacağız ama önce jürimiz sizin tabaklarınızla ilgili değerlendirmesini yapacak. Ben İhsan'ın pide olmayan hamurunu beğendim açıkçası. İçini de beğendim. Dolayısıyla çayla beraber şahane yerdim. Bir kere patlıcan közlenmeyecekti. Bunu söyleyeyim. Patlıcan közlendiği için bütün suyunu bırakıverdi hamurun şeyin, harcın içerisinde. Ki köfte köfte değildi, yoksa kötü olmazdı. Yani kıymaların karışımı o kıyamanın köfte olması için bir gece buzdolabında bekleyip toparlayacaktı. O kuzusu, danası, içerisinde kullandığınız baharatlar.